Her şeyden önce tedarik zincirinde çalışmak isteyen arkadaşlarımızın bir analitik disiplin almış olması gerektiğini düşünüyorum. Ve planlama fonksiyonunun da severek, içselleştirebilerek çalışabilecek kişiler olması gerekir tedarik zincirinde çalışabilmeleri için. Aynı zamanda biraz önce bahsettiğim üçüncü parti ilişkilerin yönetimi ya da diğer birimlerle olan iletişimin de çok önemli olduğunu düşünürsek, iletişim becerilerinin kuvvetli olduğunu düşünen, planlamaya yatkın analitik arkadaşlarımız tedarik zinciri fonksiyonunda başarılı olabileceklerdir. Benim özellikle tedarik zincirinde kariyer yapmayı hedefleyen öğrenci arkadaşlarıma tavsiyem, henüz öğrencilik aşamasında tedarik zincirinin alt fonksiyonlarını deneyimleyebilecekleri yerlerde staj yapma imkanı bularak en azından ortamı öğrenmeleri, nelerle karşılaşabileceklerini, temel tedarik zinciri fonksiyonlarının neler olabileceğini deneyimlemelerini tavsiye ederim. Çünkü hani artık Türkiye'de de hem servis sağlayıcı firmalar, hem birçok perakendeci firmalar, Avon gibi doğrudan satış firmaları, tedarik zinciri fonksiyonları anlamında stajyerlerin ya da öğrencilerin kendilerine deneyim kazandırabilecekleri, konuyla ilgili fikir sahibi olabilecekleri birçok olanak sunuyor.